Merhaba arkadaşlar. Burası İstanbul Kağıthane Celali Arşiv Derneği'yiz. Şu anda içeri geçeceğiz ve Ahmet Demir Tatar bunun hakkında bize bilgi verecek. Bir içeri geçelim sana Ahmet. Merhaba Ahmet Bey. Merhaba. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Buyur otur. Teşekkürler. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Durumun nasıl? Sağ olasın. Hoş geldin inşallah. Şehrimize, memleketimize. Teşekkürler. Sağ olasın. Adres olarak da söylemiştim. İstanbul Kağıthane. İstanbul Kağıthane ilçesi. Derneği Harmantepe'de, Kağıthane'de. Gültepe'de. Burada ikamet ediyoruz. Derneğimiz burada. Buradaki akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, hemşerilerimize, hepimizin kapısı, hepimizin babasının ocağı. Hepinizi bekliyoruz. Hepimizin yeridir diyoruz. Ve burada bekliyoruz çayımız, kahvemiz olarak. Bu arada misafirimiz olduğu için, bizi ziyaretiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, burayı açtınız. Bu ne zaman açtın burayı? Bir sene oldu. Bir sene. Evet, bir sene oldu, açtık burayı. Şu an burada ikamet olarak bütün Celaliler, bütün doğudaki, batıdaki akrabalarımızı istişare, önerilerde burada toplum olarak, birlik beraberlik olarak bir arada olmaya çalışıyoruz. İçişler Bakanlığı'na bağlı derneğimiz. Yaklaşık 10 tane derneğimiz şu an resmi var. Olmayanlar da resmi olacak olanlar da var. Ve şu an hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık binlerce şu an üyelerimiz var. Celalilere ulaşıyoruz, akrabalarımızı arıyoruz. Her yerde, yurt dışında, Türkiye'de, her yerde akrabalarımıza bir arada olmaya çalışıyoruz. Ahmet Bey, siz burayı açmışsınız. Niçin, bunu amacı nedir? Niçin açtınız? Burası birlik, beraberlik, aile. Malbat, el aşir, yüzyıllardır ailemiz sürgün edilmiş, yani asimileme olmuş, bütün Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine dağılmış akrabalarımızı toplamak için buradayız. Birleştirmek için, sosyal yardımlaşma için, bir arada olmak için burada bulunmaktayız. Ve %70'inin fazlasıyla başardık, akrabalarımızı birleştirdik. Daha fazlasını da yapmaya çalışıyoruz. Durmadan devam ediyoruz. Çalışmalarımız her gün gittikçe fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Çok, çok güzel. Şu anda kaç yerde var? Şu an 10 ilde, ilçelerde var. Resmi olmayan dernekler de var. O da resmileşecek. Yani Türkiye olarak bütün il ve ilçelerde derneklerimiz olacak. Çalışmalarımız, ailemiz için her şey. Çalışmalarımız devam ediyor. Daha fazlasını yapacağız. Çok güzel. Hangi ilde var? Şimdi isimlerini şöyle sayayım. Ankara, İzmir, Manisa, Bursa, Adana, Lüleburgaz, ondan sonra resmi olanlardan bahsediyorum. Şu an genel merkezimiz Pendik'te, burada Kağıthane'de, yani yaklaşık 10 tane derneğimiz var. Resmi olarak şu an devam ediyoruz başkanlarımıza beraber çalışmalarımızın fazlasıyla. Herkes kendi üstüne düşen görevini fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Çok teşekkürler. Şu anda hala açmaya devam edecek misiniz? Tabii ki. Tabii ki bunun başka ilçeleri de var. Açacağız. Çalışmalarımıza, hizmetlerimize devam edeceğiz, çalışacağız. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, Vedat Bey. Bizim birlik olmamız lazım, bir arada olmamız lazım. Birbirimizi sevip saymamız gerekiyor. Küçüklerimizin, gençlerimizin özellikle bize ihtiyacı var. Bizim de gençlerimize ihtiyacımız var. Ablalarımız, kardeşlerimiz, kendini bilmeyen, tanımayan bir sürü insan var. Ana dilini bilmeyen bir sürü insan var. Kültürünü, örf adetini bilmeyen insanlar var. Bunu da sürdürmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Fazlasıyla dediğimiz gibi mücadele ediyoruz, yapacağız. Amacımıza ulaşacağız, sancağımızı, Celal ailesini yüzyıllardır asimileme olmuş, sürgün edilmiş akrabalarımızı toplayacağız. Her biri, birey bizim için önemlidir. Büyüklerimiz, küçüklerimiz bizim için değerlidir. Burada derneğimize üye olmayı, derneğimizin bir ferdi olduğunu ve babasının herkesin ocağı olduğunu, herkes bilincinde, bilmeyenleri de davet ediyoruz çayımıza, kahvemize ve derneğimize bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Ahmet Bey söylediğin gibi eğer buraya gelmek isteyen direkt kendisi buraya gelebilirsiniz. Celal hakkından size bilgi verebilecek. Şimdi burada bize soru soran oluyor. Gelip de ailesini merak edenler oluyor. İstişarede edenler oluyor. Değerli büyüklerimiz oluyor. Kanaat önderlerimiz var. Başkanlarımız var. Kardeşlerimiz var. Biz herkesle burada istişare etme gibi bir kapımız açık. Ve zorunluluğumuz yok ama zorundayız.
akrabalarımıza sorularını cevap etmek zorundayız. Çalışmalarımızı, ziyaretlerimizi, hizmetlerimizi taziye ve düğünlere elimizden geldiği kadar fazlasıyla toplantılara yani bütün işlere, devletin bütün şeylerine de uğramaya çalışıyoruz. Yani gücümüz yeterince biz bunları bu imkana doğrultusunda yapıyoruz. Yani şunu söyleyeyim, elimizden geldiği kadar yani yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen de yetişemiyoruz. Türkiye'nin, İstanbul'un imkanları, İstanbul'un trafiği, bundan sonra sıkıntıları biraz bizi yoruyor ama biz de fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapacağız, devam edeceğiz. Vedat Bey, siz de biliyorsunuz ki burası Doğu Bayezid gibi değil, Ağrı gibi değil. İstanbul, bu metropol çok büyük bir şehir. Buradaki akrabalar da zamandan gelmiş, çoğu da ana dilini Kürtçe bilmiyorlar. Çoğu da Celal olduğunu bilmiyor. Kürt olduğunu bilmeyen bir sürü kardeşlerimiz var. Gelsinler, beraber istişarede bulunalım, oturalım, çay kahve içelim, birbirimize konuşalım. Onlar gerek bize önerilerde bulunsunlar. Akıl akıldan üstündür. Biz burada bu yönetim kurulu başkanı olarak, buranın koruyucu başkanı olarak, Celaller aşiretin başkanı olarak Kağıthane'de ben elimden yeterince bir kişiye anlatacağım ama binlerce kişiye toplu bir şekilde de hitap eder anlatırım. Biliyoruz ki, istiyoruz ki hepimiz de güçlü olalım, bir olalım, bir arada olalım, birbirimizi sevip sayalım. Üç her zaman ikiden büyüktür. Hepimiz de bildiği gibi bizim birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimize burada desteğimiz olması gerekiyor. İyi olmamız lazım. Sosyal medyada birbirimizi takip etmemiz gerekiyor. Birbirimize sahip çıkalım diyoruz Vedat Bey. Teşekkürler. İstanbul'daki o kadar Celali var. Siz ona ulaşabiliyor musunuz? Biz sosyal medyada hemen hemen hepsine ulaşabiliyoruz. Onlar da bize ulaşabiliyorlar. Ulaşanlara da cevap veriyoruz. Konuşuyoruz. Gelenlere de misafir ediyoruz. Tabii ki olmayanlar var. Çünkü dediğim gibi Celalli olan ve bilmeyen bir sürü aile var. Bir sürü kardeşlerimiz var. Gençlerimizin çoğu uyuşturucuya girmiş. Gençlerimizin çoğu kendini kaybetmiş. Ailesini, sevgisini, saygısını yitirmişler. Burada sokaklarda birilerinin hizmeti, birilerinin el altında dolaşıyorlar. Biz bunları istemiyoruz. Bunu hep beraber annelerle, kardeşlerimizle, abilerimizle, kanaat önderlerimizle hep beraber güç oluşturup kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi kurtarmak istiyoruz. Vedat Bey. Yani burada Celaller olarak bütün imkanlarımızı kullanmak istiyoruz. Başında ilk başladığımız gibi durmadan devam ediyoruz. Yine de aynı şekilde devam edeceğiz. Ama birlik olmamız lazım. Şeffaf olmamız lazım. Doğru olmamız gerekiyor. Adaletli olmamız lazım. Biz burada hizmet ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Celallilerden de destek bekliyoruz. Kanaat önderlerimize, kardeşlerimize, arkadaşlar, değerli Vedat Bey, misafirlerimiz, biz burada çalışmak, hizmet etmek, koltuk sevdası değiliz. Burada ailemize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, çevremizi birleştirmek amaçlı buradayız. Hep beraber bir arada olmaya, birlik olmaya, birbirimizi sevip sayamaya, gençlerimizi özellikle kurtarmaya. Amacımız budur, çalışmalarımız budur. Bizi merak edenler buyursunlar, gelsinler, yerimize bizi ziyaret etsinler Vedat Bey. Çok teşekkürler. Çok güzel bir çalışma. Sana zahmet memlekete gelen bizim vatandaşlar oluyor. İş bulamıyorlar, iş ihtiyacı var. Evet. Veya yatma yeri ihtiyacı var. Veya her türlü bir ihtiyacı var. Siz buna da bir el atabilir misiniz? Yani buna bir yardımcı olmak için. Şimdi bizim burada gelip de bize istişare olanlar, burada önümüzde kağıt var mesela, not alıyoruz. Evet. Buradaki akrabalarımıza, iş sahibi olan iş arkadaşlarımıza, işverenlerimize de söylüyoruz. Boşluk olanlar oluyor. Mesela eleman ihtiyacı olan her kendi bölgesinde, kendi mesleğinde, branşında insanlara yardımcı oluyoruz. Ama şöyle, şimdi insanların beklentisi Celalilerden şimdi fazlasıyla yüksek. Öyle olmaz. Bizim, elinize ne kadar gelmişse. Bizim imkanlarımız şudur. Destek olabiliyoruz. Şöyle, ara buluculuk yapabiliyoruz. İnsanlara destek amaçlı dediğimiz gibi iş önerebiliyoruz, yönlendirebiliyoruz. Tabii. Bunların fazlasıyla yapıyoruz. Ama şu var. İnsanlar bazen bizi yanlış algılıyorlar. Diyorlar ki Celaliler işte şudur, biz gidelim onlardan para talep edelim vesaire şeyler. Öyle bunlar şey yanlış. Tabii. Biz çünkü İşler Bakanlığı'na bağlı dernek olduğumuz için, dernekler belediye değil, dernekler çalışmaları halkına birlik, beraberlik, sosyal yardımlaşma kendi imkanları doğrultusunda yapmaktır. Onu herkes de biliyor. Biz bunları yapıyoruz fazlasıyla. Ama ki durumu çok iyi olmayanlara, evinde çay çorbası olmayanlara da biz burada yardımcı oluyoruz. Evet. Fazlasıyla yapıyoruz. Ama gerçekten bunu kötüye kullanan bir sürü insanlar var.
Bunu biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Bu yanlış. Ama Celaliler olarak biz vatandaşlarımız, buradaki komşularımız olarak, Batı olarak da herkese kapımız açık. Herkese de oturup çay kahve içiyoruz ve istişarede bulunuyoruz, sohbet ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ve hazırız. Çok güzel, teşekkürler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eğer siz İstanbul'a geldiği zaman Kağıthane, Ahmet Demir kendisi burada. Eğer size bir iş ihtiyacı, değil mi? Evet, iş olur, ticaret olur. Biz burada öneride bulunuyoruz. Evet, evet. Sadece size arabuluculuk yapar ve önerebilir. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim Vedat Bey. İşin başını anlatmadık, sonunda anlatalım. Ben Ağrı Doğu Beyazıt Gülüce köyündeyim. Bir babanın 11 evladından biriyim. Evliyim, 4 tane çocuğum var. İstanbul'da ikamet ediyorum. Memlekette de bizim yerlerimiz, evimiz, ailemiz, kardeşlerimiz orada. Burada da aynı şekilde. Karabalık bir aileyiz. Kaç tane buradasın? Yaklaşık 30 yıldır buradayız. Hemen hemen 30 yıldır İstanbul'da ikamet ediyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Buradaki akrabalarımız, oradakiler eşit şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz. Burada da akrabamız var, orada da var. Sari aşireti olarak ben Gülüce köyünde Dutağa Sala olarak 11 tane köyümüz var. 4 tane köyümüz yaklaşık Doğu Bayezid'de, 4 tane köyümüz de Patmos'ta, bir tanesi Trabzon'da, ondan sonra Eskişehir'de var, Manisa, Konya'da. Yani bir sürü kendi ailemize mala eti olarak, aşireti olarak karabalığız. Ve burada akrabalarımıza hizmet etmek amaçlı, çalışmak amaçlı, burada birlik beraberlik amaçlı çalışmalarımızın fazlasıyla yapıyoruz. Yani şunu söylüyorum Vedat Bey, biz her halükarda bütün akrabalarımızın yanındayız, eşit şekilde davranıyoruz ve babamızın ocağına, hepinizin şu anki derneği Celal ile ocağına bekliyoruz. Üye olmaya, birlik beraberlik olmaya, birleştirmeye bekliyoruz. Ben de bir kardeşiniz olarak buradayım. Çalışmalarımı devam ediyorum. Sizleri de katkıda burada bulunmaya, ailenizin yanında olmaya davet ediyorum. Teşekkürler. Böyle bir ilan yapmışsınız. Evet, broşür yapmışız. Buradaki güzel akrabalarımıza dağıtıyoruz. Celal ile ismini, ailesini, kültürünü, örf adetini ve şöyle görüyorsunuz. Evet, yani bunlara, akrabalarımıza hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, başa bir ekleme. Yani üyelik olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şunlar mı? Evet. Üyelik olarak da herkes kendi, yani buraya gelip kayıt yapılabilir. Tabii tabii, kayıt olabilir. Ondan sonra derneğine, ailesine, e-devletine de görünür. Yani bundan bir sorun yok. Bu sadece ailenin bir ferdi olarak, kan bağı olaraktır ve birlik olmaktır. Onun için de herkesi davet etmeye davet ediyoruz, bekliyoruz. Biz biriz, bir olacağız, diri olacağız, birbirimizi sevip sayacağız. Başka da bir amacımız yok. Sloganımız her zaman güçlü olacağız, her şey güzel olacak diyoruz. Tabii ki ilk başladığımız günlerde 10 bin, işte 20 bin olarak şu an 100 binlere kadar gittik. Daha fazlasını yapacağız. Yani genel olarak da şu Türkiye'nin... Şu anda toplam kaç tane üyeniz var? Türkiye olarak da 1 milyona yakın, 1 milyondan fazla üyemiz toplam üyeniz olarak var. 1 milyon. Tabii ki dernekler olarak var. Şimdi bu Türkiye'nin yoksa Avrupa'da? Türkiye'de, Avrupa'da, bütün her yerde şu an 1 milyona yakın üyelerimiz var. Üyeniz bütün var derneklerimizde. Bunu da daha fazlasını yapacağız. Biliyorsunuz ki Celal ailesi 8 ile 12 milyon arasıdır. Daha bulmadığımız, daha konuşmadığımız bir sürü akrabalarımız var. Allah'ın izniyle bunların daha fazlasını yapacağız. Üyelerimizi daha fazla çoğaltacağız. Ve siz de geldiniz, ayağınıza sağlık. Misafirimizsiniz. Doğu Bestan buraya kadar. Burası sizin de ocağınız. Siz de bir Celal'i olarak hepimizin kapısı, hepimizin ailesi, hepimizin babasının ocağıdır. Şeref verdiniz. Teşekkürler. Sağ ol. Başa bir ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Ben bütün akrabalarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bütün akrabalarıma hürmetlerimi iletiyorum. Diyorum ki burada bir olalım, birlik olalım, birbirimizi sevip sayalım, birbirimizin yanında olalım, emeklerimizi yani görelim. Çünkü çalışmalarımız, hizmetlerimiz gerçekten fazlasıyla çok var. O yüzden bütün akrabalarımızı derneğimize davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet.